Gazella Gazella Hatay Dağ Ceylanı. Sınıfı memeliler. Çift toynaklılar takımından. Ailesi boynuzlu giller. Gazella Gazella türüne ait. Gazella ceylan demek. Arapça gazal sözcüğünden geliyor. Hatay Dağ Ceylanı ortalama 60 cm yüksekliğinde ve 1 metre uzunlukta. Ağırlığı dişilerde 25, erkeklerde 30 kilogram civarında. Yumuşak bakışlı, iri parlak gözlere sahip. Gözler doğuştan sürmeli. Çevik bir hayvan, yüksek hızıyla biliniyor. Renkleri doğayla uyumlu. Karın bölgesi beyaz, sırt bölgesi kahve tonlarında. Boynuzları yay şeklinde. Boynuzlarının uzaması yaşadıkları sürece devam edecek. Doğal ortamda 8-10 yıl kadar yaşayabiliyorlar. Türkiye'de varlığı bilinen iki tane ceylan popülasyonu var. Bir tanesi Gazella subgutturosa. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşıyor. Gazella subgutturosa, Ceylanpınar Devlet Üreme Çiftliği'nde korunuyor ve burada üretiliyor. Sayıları 1000 civarında. Aynı zamanda doğal ortamda korunarak sayıları artırılmaya, eskiden yaşadığı alanlarda tekrar çoğaltılmaya çalışılıyor. Hatay Dağ Ceylanı'ndan ayrılan en büyük özelliği daha düşük kiloda olması. Erkeklerin boynuzu daha uzun, dişilerin ise hiç boynuzu yok. Daha açık bir tüy rengine sahip. Diğer ceylan türü ise bizim inceleme konumuz olan Gazella Gazella Hatay Dağ Ceylanı. Bu ceylan türü dünya üzerinde Türkiye'den başka İsrail, Umman, Yemen ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde doğal olarak yaşamakta. Bu durum bunların bir zamanlar Türkiye'den İsrail'e kadar kesintisiz yaşam sürdüğünü gösteriyor. Günümüzde Suriye'de yok olduğu düşünülmekte. Ürdün ve İran'da ise bazı bölgelere sonradan salınarak koruma altına alınmış ve çoğaltılmaya çalışılıyor. Yıl 2008. Hatay'a bağlı Kırıkan ilçesi sınırlarında bir köy. İncirli Köyü. Bu bölgede ceylanların yaşadığı fark ediliyor. İnceleniyor, genetik araştırmalar yapılıyor. Çıkan sonuçlar bilim adamlarını şaşırtıyor. Ceylanpınar'da yaşayan ceylanlarla karşılaştırılıyor. Hatay ceylanlarının farklı bir tür olduğu sonucuna varılıyor. Yeni keşfedilen bu ceylan türünün adı konuluyor. Gazella Gazella Hatay Dağ Ceylanı. Bu ceylan türü bir tesadüf eseri keşfedilmiş. Onları ilk belgeleyen, aynı zamanda bir akademisyen olan bir doğa sever. Yanlarına yaklaştım, bir 70-80 metre kadar elimde makineyle tabii heyecanla. Erkek ön tarafa doğru çıktı, adeta sürüyü savunur gibi. Ben çekmeye devam ediyorum bu sırada. Sonra da işte dişiler biraz uzaklaştılar, ben yeterli olur diye. Döndüm geldim. Toplam tahmin ederim 10-15 dakikalık bir zamanım aldı ilk fotoğrafları çekmek. Aslında ceylanların yıllardır bu bölgede yaşadığı biliniyor ama farklı bir tür olduğu bilinmiyordu. Türkiye'de yaşam alanları dar bir alana sıkışmış. Ceylanların yaşam alanı Suriye sınırında Hatay Kırıkan ilçesi. İncirli ve Sucu köyleri sınırları içerisinde ceylanlar yaşıyorlar. Yaklaşık sınırdan itibaren 4,5 kilometre derinlikte bir alan. Bu alanın uzunluğu da 11 kilometre. Tüm alan bu.
Bu alanın dışına çıktıkları zaman zaten civardaki insanlar bunu bilmedikleri için eline tüfeği alan vurmaya çalışıyor. Ceylanlar Türkiye'de bu bölgede yaşam alanı bulabilmiş ve çoğalabilmişler. Yabaniler. Ekinler içinde besleniyor. Gün bitiminde dağlık alanlara çekiliyor. Buralarda sabahlıyorlar. Sosyal yaşamları farklı. Erkekler, dişiler, genç dişiler, genç erkekler ayrı ayrı grup kuruyor, yaşamlarını böyle sürdürüyorlar. Onlar dişi ceylanlar. Boynuzları daha küçük. Daha gençlerde ise henüz çıkmamış. Erkeklere göre daha narin ve daha güzeller. Otlanıyorlar. Bu alan onların. Geceleri dağ tepelerine gitseler bile gündüzleri beslenmek için bu alanı kullanıyorlar. Erkek ceylanlardan ayrı bir grup kurmuşlar. Grup üyeleri iki ve daha fazla ceylandan oluşuyor. Erkek ceylanlara oldukça mesafeli davranıyorlar. Fakat erkekler çiftleşme dönemi bu mesafeyi kaldırmaya zorlayacak. Bu grupsa erkek ceylanlardan oluşuyor. Boynuzları büyük, genelde yukarı ve arkaya doğru kıvrık. Belirli bir bölgeyi sahiplenmişler. Burası onların bölgesi. Grup üyesi erkek bir ceylan başını sürterek kendi bölgesini belirliyor. Ceylanlar kendi bölgelerini belirlemek için tarla kenarları ya da köşe başlarındaki yükseltilere, hemen gözlerinin altındaki bezlerden salgılanan ve katran gibi kokan bir madde bırakırlar. Bu koku, diğer ceylanların bölgenin bir sahibi olduğundan haberdar olmasını sağlıyor. Eğer bölgesine giren başka bir yetişkin erkek ceylan olursa, kavga etmesi gerekse bile kendi alanını koruyor. Bu erkek ceylan böyle bir yanlışa düşüyor. Ama bölge sahibi anında tepki veriyor. Otlanıyorlar. Her zaman olduğu gibi erkek ceylanlar ayrı, dişi ceylanlar ayrı. Sürüye katılamamış bu ceylan tek başına besleniyor. Her gün kendi ağırlığının %30'u kadar yeşillik, ot ve yaprak tüketiyor. Susuzluğa dayanıklı. İhtiyacı olan suyun büyük bölümünü bol miktarda neme sahip bu ekinden alıyor. Onların geçiş yoluna gizli kamera koyuyoruz. Amacımız onları daha iyi görüntüleyebilmek. Yine koşuşturmaca içindeler. Kameramızın yanına geldiler. Tam da kameranın çekim alanına girecekler diye heyecanlanırken birden duruyorlar. Kameramızı fark ettiler. Bu kadar geniş bir arazide, bu kadar küçük bir nesneyi nasıl fark ettiklerine bir anlam veremiyoruz. Ekipçe şaşkınız. Kameramızı dikkatlice süzdükten sonra oradan uzaklaşıyorlar. Kısmen de olsa köylünün ekinlerine zarar veriyorlar. Bazen tarlasından hiç hasat alamayan köylüler oluyor. Bütün bu olumsuzluklara rağmen aynı yöreyi paylaşan köylüler bu işten rahatsız değil. Ceylanlar ürünlerimize zarar veriyor ama biz önemsemiyoruz. Çünkü onları kutsal gördüğümüz için
yani bizim için bir sorun yaratmıyor. Yani ne kadar otlanırsa otlansın, yani biz şimdi de bir zararını görmedik. Yani görsek dahil önemsemiyoruz, yani hiçbir bizim için şey yoktur, yani sorun olmuyor. Onlar kutsal hayvanlar. Hindistan'da inekler neyse, Hatay'da da ceylanlar o. Yörenin insanı toprağına bereket getirdiğine inandığı bu hayvana zarar vermemiş, aksine onları korumuş. Bunu kendisine bir görev bilmiş. Ceylanlarla aynı alanı paylaşan bölgenin çobanlarına konuk oluyoruz. Araziye çıkardıkları koyun ve keçiler ceylanlarla birlikte aynı suyu içiyor, aynı yeşilliği paylaşıyor. Ceylanlara yaklaşımlarını öğrenmeye çalışıyoruz. Ceylanlar bizden kaçmıyor. Hayvanlarla dolaşıp geziyor. Çobandan da kaçmıyor. Bu şekil ceylanları bütün çobanlar koruyor. Yabani köpekten, yani çobanların köpeğinden, ondan sonra avcılardan çobanlar ceylanları koruyor. Şu anda ceylanlar koyunlarla yani iç içe yaşıyorlar. Karşılaştığımızda işte aramızda bir 50-60 metre kalıyor. Hayvanlar kaçmıyor bizden. Kutsal bir hayvan olduğu için kimse de karışmıyor. Avcılar şey yaptığında engel oluyoruz. Yazıktır, vurmayın diye, işte kutsal bir hayvan olduğu için. Bir de öldürdüklerinde başlarına kötü bir şey geleceğine inanmışlar. İnsanların hayatları ceylan avcılarından geriye kalan kötü örneklerle dolu. Söylentiler kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Buraların en yaman diyebileceğim ceylan avcısıyla tanışmıştık. Ben dedi, kanser olmuş kendisi. Biliyorum dedi, bu sebepten oldu. Ceylanlar kimse vurmuyor. Vuranların da başından çok işler geçmiş. Onun için, millet de bildiği için, kutsal bir hayvan olduğu için kimse karışmıyor. Uğursuzluk yaşayacağına inanan köylü ceylan avlamıyor. Bu nedenledir ki günümüze kadar çoğalmayı başarabilmişler. Avlanma riski olmadan özgürce yaşıyorlar. Ceylanların burada yaşam alanı bulmasının başka bir nedeni var. Bir tarafı bunun Suriye sınırı, bir tarafı da Allah'tan taşlık kayalık olduğu için tarımın yapılmadığı, insan etkisinden biraz görece uzak bir bölge. O bölgede hayvan varlığını sürdürmüş. Varlığını sürdürmesinde bir de çok önemli bir etken, o bölge insanının doğaya karşı olan duyarlılığı. Ceylanların burada yaşam alanı bulmasının bir nedeni de sınır boyunda kurulan 3 sınır karakolu arasında kalmış olmaları. Gün bitip karanlık basınca kendilerini yüksek tepelere atıyorlar. Buralar onların en güvenli yerleri. İçgüdüleri onları buraya çekiyor. Özellikle ormanlık alanlardan uzak duruyorlar. Tek silahı hızlı koşmak olan bir hayvan için doğru bir tercih. Gecenin karanlığında ceylanları arıyoruz. Amacımız onların gece yaşamını gözlemek. Civarda sahipsiz köpekler dolaşıyor. Ceylan avında olduklarını hissediyoruz. Bu başıboş köpekler ceylanlar için büyük tehlike. Aslında bir köpeğin 80 kilometre hızla koşan bir ceylana yetişmesi mümkün değil. Bu erkek bir ceylan. Bu aylar üreme dönemi. Tahminimiz bu ceylan, diğer erkek ceylanlarla girdiği mücadeleyi kaybetmiş, yalnız dolaşıyor. Diğer ceylanların izini sürmeye çalışıyoruz. İşte bir erkek ceylan daha. Işıktan etkilenmiş olmalı. Daha yavaş hareket ediyor. Bir süre sonra bizden uzaklaşmayı tercih ediyor. Yüksek tepelere doğru yürüyor. Yüksek tepeler onun için
en güvenli yerler. Bu dişi bir ceylan. Ekin tarlasında tek başına dinlenmeye çekilmiş. Bizi gördüğünde istemeyerek de olsa kalkıyor. Neden burada olduğunu merak ediyoruz. Belli ki bir sorunu var. Ya hasta ya da yorgun. Belki de üremeye uygun değil. Bu yüzden hiçbir erkek onu haremine dahil etmemiş. Bölge Akdeniz bölgesinin iklimine sahip. Aralık ayında olmamıza rağmen hava çok soğuk değil. Ceylanlar bu aylarda çiftleşiyor. Erkekleri zorlu bir dönem bekliyor. Çiftleşebilmeleri için aralarında mücadele etmek zorundalar. Bu mücadeleden kim galip çıkarsa dişi ceylanlarla çiftleşme hakkına sahip olacak. Erkek ceylanlar çok eşli. Haremindeki dişi sayısı bazen 15 ceylana kadar çıkabiliyor. O bir erkek ceylan. Sürüsünün lideri. Erkeklerle girdiği savaşı kazanmış. Dişisini koklayarak çiftleşmeye hazır olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Hazır olanlarla çiftleşecek. Kendisinin rahatsız edilmeyeceği güvenli tenha bölgeleri seçiyor. O çiftleşme dönemi boyunca haremindeki dişi ceylanlarla birlikte olacak. Fakat bu onun rahat davranacağı anlamına gelmiyor. Diğer erkekleri gruptan uzak tutmak zorunda. Bunun içinse savaşması gerekiyor. Bu yenik düşmüş bir ceylan. Bir yıl sonraki çiftleşme döneminde şansını bir kez daha deneyecek. Yetişkin erkekler sadece çiftleşme döneminde dişilerin bulunduğu sürülere katılıyor. Çiftleşme dönemi dışında ya tek yaşıyor ya da genç erkeklerden oluşan gruplara katılıyor. Gözlem sırasında iki grubun tesadüfen birbirinin sınırını ihlal ettiğine tanık oluyoruz. Sürü liderleri çok sinirli. Hemen kendi sınırlarını belirliyor ve kozlarını paylaşmak için meydana çıkıyor. Her iki lider de savaşmaya hazır. Başlar öne ve yukarıya inip kalkıyor. Bu özgüven işareti. Seninle mücadeleye hazırım demek. Bu gerginlik uzun bir müddet devam ediyor. Fakat son anda savaşmaktan vazgeçiyor ve normal yaşama geri dönüyorlar. Onların koku alma duyuları güçlü.
Ceylan ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bizim daha önce geçtiğimiz yerin kokusunu aldı. Bu koku hemcinslerinin kokusu değil. Çevresinde yabancılar var. Bunu hissetti. Onun için en doğru karar oradan uzaklaşmak. Ertesi gün başka bir ceylanla karşılaşıyoruz. Bu erkek bir ceylan. Merakını gidermek için bize doğru yaklaşıyor. Oldukça tedbirli. Bir adım, bir adım daha ve bir adım daha atıyor. Zıplamaya başlıyor. Adeta dans ediyor. Kuyruğu sürekli hareket halinde. Ekibimiz sessiz, nefes alırken bile dikkatli. Göz göze geliyoruz. Uzunca bir süre bakışıyoruz. Ceylan gözünün çok güzel olduğunu fark ediyoruz. İri, parlak ve sürmeli. Kısa aralıklarla ses çıkartıyor. Var gücüyle bağırıyor. Ses çıkartmak ve kuyruk sallamak tehlike anında verdikleri ilk tepki. Ses tonları tehlikenin düzeyine göre artıyor. Bu eylemi arkadaşlarını uyarmak için. Ceylanlar bir tehlike hissettiğinde olay yerinden kaçmak yerine öncelikle diğer ceylanları uyarırlar. Uzaktan başka ceylan sesleri duyuyoruz. Mesajı alan ceylanlar karşılık veriyor. İletişim içindeler. Erkek ceylandan mesaj alan diğer ceylanlar ilk tepki olarak oradan uzaklaşıyor. Koşmaları 200-300 metre kadar sürecek ve durup arkalarına bakacaklar. Tehlike devam ediyorsa koşmaya devam edecekler. Tehlikeyi görsel olarak 2 kilometre mesafeden bile anlayabiliyorlar. Eğer göremiyorsa çevresindeki sesleri dinleyerek 300-400 metre mesafedeki tehlike kaynağını fark edebiliyorlar. Çok ürkek hayvanlar. Hareketlilik gün boyu sürüyor. Durmadan yer değiştiriyorlar. Çok çevikler. Aynı zamanda çok hızlı bir koşucu. Düşmanlarına karşı en büyük kozları bu. Takip etmekte zorlanıyoruz. Bacak kasları uzun süre yorulmayan, dayanıklı bir yapıya sahip. Onları 9 metre ileriye, 3 metre havaya zıplatabilen bu kaslar, saatte 80 kilometrelik bir hıza erişebilmelerini sağlıyor. Çiftleşme dönemi bitti.
Beklentimiz 6 ay sonra bu tarlalarda anne baba ceylanlarla birlikte yavru ceylanları da görmek. Umut ediyoruz.